Evet sevgili arkadaşlar sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe maç sonu videosu var. Slavia Prag maçının videosu <laughs> yaklaşık 4500 izlemeye sahip şu anda ama ona mutlaka yorum atın Fenerbahçe gol var diye ve videoyu beğenip kanala abone olun ki 6 tane forma çekilişinden en az bir tanesini siz kapa bilin arkadaşlar. Bakın çok önemli bir sponsorumuz var. Sağ olsunlar. işi çok ciddiye alan bir sponsorumuz var ve sizlere hediye vermek için can atıyor arkadaşlar. Aynı şekilde şunu da belirteyim. Bu video 5000 izlenme ve 1000 beğeniye ulaşırsa benden de sizlere sürpriz bir hediye var arkadaşlar. Bu video için de geçerli. Yani diğer video 1, bu 2. birbirinden farklı iki video arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ayrı ayrı hediyeler. Ben bu öneride de bulunmuş olayım sevgili arkadaşlar. Kayehon Fenerbahçe'de mi? Kayehon? Hangi Kayehon? Jose Kayehon. Yo değil. Hocam Kayehon Fenerbahçe'ye geliyormuş falan filan. Arkadaşlar bunu defalarca yalanladım. Daha kaç kere yalanlamam lazım. Hocam Kaan Ayhan Fenerbahçe'de mi? Kim? Kaan Ayhan. Kaan Ayhan da Fenerbahçe'de değil. Hocam Berke Özer Anderlehe gitmiş. Anderle ilgilenmiş. Anderle almak üzereymiş transfer teklifi. Bu da gerçeği yansıtmıyor. Hatta şu anda Berke Özer'in ben şunu söyleyeyim. Berke Özer'le uzatıldı. Ama Berke Özer diyor ki yani ben affımı istiyorum diyor. Biz de bir nevi devam et diyoruz. Yani ben Berke'nin gideceğini de artık inanmıyorum. Yani hocam bu yönetim beceremez bak seni yalancı çıkarır diyorsunuz. Ya dediğim gibi Kayahon yalan, Kanayhan yalan, Berke'nin gideceği şimdilik yalan. Onu da görelim bakalım. Yalan 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 yalan. Bir de Bustos var. Bustos e Independiente'nin futbolcusu ve Fenerbahçe'nin çok ciddi alakadar olduğu bir futbolcu. Yaz döneminde ayrılacak takımından. Fenerbahçe'ye gitmek istemişti ama önünü kapatmışlardı. Ee, yani bu defter kapandı gibi Brezilya'ya muhtemelen gidecek gibi ama inşallah futbolcu biraz inat eder. Ulan der siz göndermediniz ama ben gideceğim falan der. Hayırlısı. Yayın ihalesinde iki firmanın teklifi var. BN Sports ve Saran Medya'nın. Biliyorsunuz ikisi de canlı yayınaklar için. Ama Saran Medya çok zeki. Saadettin Saran'ın çok zeki bir teklifi var. Ee, bu arada 5 yıllık süre için en fazla teklif 2 milyar lira olmuş. 5 yıl için 2 milyar lira. Yani yıllık 400 milyon lira arkadaşlar. Yıllık 400 milyon TL. Yaklaşık 146 milyon dolar. Bakın. Ee... Çok iyi. top totali bu 146 milyon dolar ha yıllık değil. Yani 2 iki yıl ikinci bir teklif var 5 yıl için 100, 500 milyon dolarlık bir teklif var. eee 1 369 da bir 14 diyelim. 14 kere 500 desene zaten e, çok tuhaf bir teklif oluyor. 500 milyon dolar falan doğru değil arkadaşlar. Toplam 5 yıllık sürecin 2 milyar lira olması daha mantıklı. Yani ben size şunu söyleyeyim. Şu an Verilen 100-150 milyon, 100 milyon dolar civarında bir yıllık teklif var. Ah Aziz Yıldırım ah. Kulağın çınlasın. Yani kulağın çınlasın Aziz Yıldırım. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Aziz Yıldırım'ın bir sözü vardı. Diyordu ki Aziz Yıldırım bu e, ligin değeri 500 milyon doların üstünde. Birileri cebini doldurmasın diyordu. Herkes gülüyordu. Ama ertesi sene 360 milyon dolara bir yıllığı kiralanmıştı ligin. Yayın aktarım. Ha bize alakadar eden olay şu. Fenerbahçe TFF başvuruda bulunmuştu. 1959 öncesi şampiyonluklar için. Türkiye Cumhuriyeti şampiyonlukları için. Antu.com bunun kabul edildiğini söylemiş ama sonradan silmişler sanırım. Aslında tam zamanı. Galatasaray kebap durumda. Beşiktaş kebap durumda. E, durum bu. Anderle Berközer'i yalanladık. Yalan 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 dedik. Tamam. Fenerbahçe'ye gol atan Slavia Prag'ın kaptanı ve golcüsü Peter Olayinka 2013'te Denizli Spor, 2014'te Akisar Sporlu antrenmanlara çıkmış. Ancak her iki kulüpte yetersiz bakiye diyerek Olayinka'nın transferini gerçekleştirmemiş. Bizim basın mensuplarına da şey düşmüş, malzeme düşmüş. Ya arkadaşlar ona kalırsa Çağlar Söyüncü en basit örneği. Kemalettin Şentürk, Müjdat Yetkiner, İlker yok İlker'de sağ, e, Saffet Akbaş'ın olduğu scout ekibi bu Fenerbahçe seviyesinde asla değil diyerek reddetmişlerdi Çağlar Söyüncü'yü. E, Merih Demiradet'ten kaçmıştı. Bunları yaşamasak nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamış olacağız? Ya Bunlar bize özgü şeyler. İllaki ki olacak bunlar. Gelelim Alexander Sherlock haberine. Çok bekletmeyelim sizi. Çünkü birçoğunuz muhtemelen bunu dinleyeceksiniz. İspanya'da flash bir Alexander Charlotte iddiası ortaya atılmış. Norveçli golcünün Türkiye'ye geri dönebileceği yazılmış. İspanya olmasını Alexander Charlotte'un Almanya'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından benzer bir süreci İspanya'da da yaşadığını vurgulamış. Norveçli golcünün şu ana kadar İspanya'da 3 kulvarda 27 maçta 1082 dakikada sahada kaldı ve sadece 5 gol attığı belirtilmiş. Real Sociedad'ın menajeri Roberto Olave'nin Alexander Schürlot'un uyum sorununa dikkat çektiği açıklamalarında yer aldığı haberde şu ifadelere yer verildi. Schürlot kariyerinin parlak günlerini 37 maçta 25 gol attığı Trabzonspor'da yaşadı. Sociedad'ın 16 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu var. Ancak şu anki görüntüsü sezon sonunda Türkiye'ye geri döneceğine işaret ediyor. Türk medyası onu Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilişkilendiriyor demiş. Şimdi hocam bak. Eğer oturalım doğru konuşalım. Futbolcu Fenerbahçe'ye gelmez. Niye gelmez? Trabzon şampiyon olacak. Artık %100 yani bu eee başka bir etmeni yok. %100. Evet. Beşiktaş zaten nanay durumda. Muhtemelen onlar da Avrupa'ya katılamayacaklar. Parasal sıkıntıları var. E Galatasaray zaten Gomis'le sözleşme yaptı. Fenerbahçe'ye niye gelsin hocam? Bak rezil olur Fenerbahçe. Arkadaşlar niye gelmesin? Parayı verdiniz miydi gelir. Bakın Alexander Sherlock dediğin adamın özelliği şu. Bak atladığınız detayı söyleyeyim size. Bu ligin bug'ını çözmüş bir adam. Bu ligin bug'ını çözmüş bir adam. Mesele bu zaten. Bak şu anda kiralık. İspanya'da kiralık. Evet yaşı 26. Norveçli bir de bizim Fenerbahçe taraftan Norveç'te baya bir takipçisi var. 2 milyon euroya kiralamış Leipzig. 2 milyon euro kiralama ücreti almış. 28 maç, 5 gol, 1 asist, 1172 dakika. Tırt. Şimdi size soruyorum. 2 milyon euroya almış. Opsiyonlu 5-6 milyon euroya alamaz mısınız? Bence alabilirsiniz. Bence alabilirsiniz. Bakın 1.95 boyunda Fenerbahçe yönetimi yıllardır forvete ve teknik direktöre para vermeyip saçmalama rekoru kıran bir teknik heyet. Yalvarırım bu sefer akıllılık edin. Bak bu Sherlock hazır tutmamışken. Bak hazır tutmamışken. Basın parayı alın. Bak bu Penza'yı Hatay yönetimi nasıl aldı? Fransa'da tutmadı diye aldı. Çok ucuz almıştı. 300 bin euroya mı ne almıştı ya? Ee, bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Bugün Fenerbahçe'nin başına beni getirin ne yaparım? Ederim. Sherlock'u Forvet'e bu Penza'yı da kanata alırım. Bak ne yapar ederim. Basar parayı alırım. Hocam financial fair play var. Harcama limiti var. Lan yapan zıkım nasıl yapıyor? La Galatasaray 30-40 milyon euro senenin başında harcama yaptı. Yapan zıkım nasıl yapıyor ya? Ha, hata bedava almış bu arada 200 bin euro iken bedava almış. 4 milyon 250 bin euroya satmış. Ya yapan nasıl yapıyor arkadaş? Ya Trabzonspor'un bu seneki transfer bütçesinden haberiniz var mı? Sırf sezon başında kaç milyon euro harcadılar? Devre arasında kaç harcadılar? Hani ben bunu takılmak, laf sokmak şu için bu için söyleyeyim. Yapan nasıl yapıyor? Ya Beşiktaş şu ay şuna buna 4, 4, 4,5 milyon euro para veriyor. Yapan nasıl yapıyor? Eğer Fenerbahçe yönetiminde az biraz kafa varsa, azıcık kafa varsa, Serdar Dursun'la işte Aylan falan filan olmayacağını kestirmeler lazım. Valencia'dan e olmayacağını kestirmeleri lazım. Bak Fenerbahçe yönetiminde azıcık beyin varsa, ne yapar? Ya? Şorlot'u getirir, opsiyonunu getirir ya. Satın alma opsiyonunu kiralık. Opsiyona da 7-8 milyon euro koydurur. Hocam 8'e alırsak biz satamazız. Lan 8'e alırsan zaten oynadığı için, tuttuğu için alırsın. Sen 8'e futbolcu al gitmesin. 5 sene, 6 sene forvet yükünü çeksin. Bak bir kanada bu penza. Forvete, şörnot. Sağ kanada da bize bir isim lazım. Yapmayın, etmeyin bak bize isim ve isimler lazım. Bak bizim şu anda forvete, kanada ihtiyacımız var. Peki hocam forvet görüşmelerinde ne dersin? Ben size bunu fotoğraflı bir şekilde göstereyim arkadaşlar haftalar önce üyelere verdiğim duyumlardan e, forvet duyumlarını ekrana yansıtayım. Mesela bizimle yazılan isimlere dair kaç gün önce? 3 hafta önce verdiğim duyumlar. Gomis yalan. Tiki ya Suarez'e ilgi var. Teklif var ama ölücü fiyata istiyoruz. Yani ölü fiyatına. Pesici aslında biz takasta kullanacaktık. İşte hani Berisha'yı da oraya oynama garantisine gönderecektik aslında. Hem ligi alışsın pişsin diye aynı Adem'in mantığındaki gibi. O gitmiyorum dedi. Bu Penza ile görüşme var. Kulübünden konuştuk ettik ama satın alma opsiyonunu kiralamaya razı olmadılar. Seferovic bana gelen hiçbir şey yoktu. Devre arasında bayağı getirdik ettik. Olunga için kulübümüze öneri verildi. Ama biz devamını getirmedik. Hani e, forvet duyumları bu şekildeydi. Hala da bu şekilde. Hala da bu şekilde. Ben diyorum Fenerbahçe'nin aklı başında bir forvet alması lazım. Aklı başında forvet alması lazım. Bakın misal oraya ben başka bir şey daha göstereyim size. Başka bir duyum daha göstereyim. Ee, Forvet duyumunu konuştuk. Mesela Gustavo Max Mayer. En çok merak ettiğiniz konu. Gustavo'ya devre arasında akıl almaz bir teklif geldi. Akıl almaz, inanılmaz bir teklif geldi. Teklifi söyleyeyim mi size? 4,5 milyon euro bon servis bedeli. Max Mayer, bak şimdi ilk başta Gustavo'yu fesedecektik. Max Mayer'i de fesh edecektik biz devre arasında. Bakın aşağıdaki duyum daha önce. Sonra arada bir duyum var onu gösteremem. En üstteki duyum piyango. Max Mayer için resmi teklif var. Biz fesh etmeye bile razıydık ama neyse diye. Gustavo'ya 4,5 milyon euro olup bir teklif geldi. Niye olmadı ben de bilmiyorum. Bon servis ücreti 4,5 milyon euro arkadaşlar. Kelime oyunu yok. Böyle cilic bayit falan filan yok. 4,5 milyon euro. Cash 4,5 milyon euro ama olmadı. Bu da Fenerbahçe yönetiminin başarısını, zekasını, basiretini gösterir. Gelelim Ferdi Kadıoğlu olayına. Ferdi Kadıoğlu'na Fenerbahçe'nin nezeli rakibinden teklif. Bu arada arkadaşlar ben duyumları bu şekilde göstermezdim normalde. Yani isteyen üye olsun, isteyen olmasın umurumda değil der geçerdim. Ama öyle bir algı oluşturuyorlar ki sanki biz duyum veriyoruz, hiçbiri tutmuyor. Millette manyak, öylesine üye oluyormuş gibi. Artık ben de bu şovu yapacağım. Hazır e, video çekerken ekrana görüntü yansıtabiliyoruz. Ben de bundan sonra bu şovu yapacağım. Merak etmeyin. Transfer döneminde de bolca bu şovu yapacağım. Çünkü şimdi 22.800'deyiz. Eğer transfer dönemindeki gibi ilgi olsa şu an 100 binleri falan geçtiydik. Hani ben şey zihniyetinde bir adamım. Birlikte büyüyelim, birlikte mutlu olalım zihniyetinde bir adamım ama bunları da yapmam lazım. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu bedelsiz olarak Beşiktaş'ın yolunu tutabilir. Salla Hacıbet'te ekibin sözleşme sezon sonunda bitecek genç yetenekle yaptığı görüşmeler henüz nihai sonuç almazken Ferdi Kadıoğlu için Beşiktaş'ın devreye girdiği öğrenildi. Bak 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 baba Beşiktaş'a bak. Ay avrum ay. Yeni sözleşme görüşmelerini yürüttüğü bomba gibi iddia gündeme geldi. 22 yaşındaki genç yetenek Beşiktaş'ın devrede olduğu rakibinden bedelsiz olarak renklerine katmak istediği iddia edildi. Beşiktaş'ın bitmeyen aşkı Ferdi Kadıoğlu. Hollanda Ligi Beşiktaş transfer yoğun çaba sözleşme geç geç geç. Maç sonu açık kapı bıraktı. Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan mücadele sonrasında basın toplantısında konuşan Ferdi Kadıoğlu yeni sözleşme görüşmeleri hakkında ne demiş? Fenerbahçe ile menajerim arasındaki görüşmeler devam ediyor demiş. Türkiye'de başka takımda oynayıp oynamayacağını sorulması üzerine net bir cevap vermeyip o konuda top menajerimde. Ben sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım demiş. Yani bu açıklama Beşiktaşlıları sevindirmiş, mutlu etmiş. Babasından Beşiktaş açıklaması gelmiş. Feyzullah Kadıoğlu 2017 yılında Beşiktaş ile ilgili çıkan iddialar sonrasında oğlunun Beşiktaş'ta oynamasının kendisi için büyük bir gurur olacağını da söylemiş. Bak bak bak. Taraftarlar muhteşem Beşiktaş gibi bir takıma nasıl hayır diyebilirsiniz demişti 2017 yılında. Wow! Larry'nin alternatifi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek henüz yeni sözleşmesi bitecek. Clay'in ayrılması durumunda siyah beyaz yönetim o bölge için Ferdi Kadıoğlu'nu düşünüyor demiş. Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıkıp 2 gol 2 asist. O 2 gol 2 asist arttı sanırım ya. 3 gol 3 asist olmadı mı? Toplam 90 maçta 9 gol 11 asist dönerdi. Sol bek, sağ bek, 10 numara, sağ kanat, sol kanat toplam 7 farklı bölgede forma giyerek yeteneklerini ispat etti. O arada Larin için benim geçen sene bir sözüm vardı hatırlar mısınız? Derdim ki Larin için. Fenerbahçe'ye gelse ana avrat söversiniz. Bildiğin çöp dersiniz. Ama Sergen Yalçın da yeniden doğdu. Sergen gittiği zaman bir daha bakmak lazım diye. Şimdi Beşiktaşlı arkadaşlarım diyor ki ya bu kazmanın önde giden diyor. Bu arada Ferdi Kadıoğlu demişken benim aklıma geldi. Ya bu haberlerin kaynağı neresi arkadaşlar? Bu duyumların kaynağı. Yani bu Beşiktaş'a gidecek duyumunun kaynağını merak ediyorum. Neresi acaba? Kaç gün önceden almışlar bu duyumlar acaba? Allah Allah. Bilmiyorum kaç gün önceden almışlar bu duyumları. Nereden almışlar? Kaynakları neresi? Yani e, çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç bir şey. İnşallah yani e, sağlam bir yerden almışlardır duyumları. Yani inşallah sağlam bir yerden almışlardır. Umarım mesaj alınmıştır. Umarım mesaj alınmıştır. Bu arada Ferdi ile ilgili şunu söyleyeyim. Önceki sözleşme teklifleri çok düşük. 1 milyon euro'nun altında teklifler vardı. Ferdi'nin istediği 1.5 milyon euro'luk bir teklifte, Fenerbahçe yönetimi 1.2'ye kadar çıktı. Ee, herkes Anderleş diyor ama Anderleş değil. kulüp Brüj istiyor Ferdi'yi. Onu da düzeltelim. Türkiye Ligi'ndeki bazı takımlar da Ferdi'nin ilgili beklenti içerisindeler. Ha yani e, sözleşme teklifleri düşüktü. Yeni sözleşme içinde hani 1,5 milyon euro rakamı istiyordu. Ben şunu söyleyeceğim. E, Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'yla uzattı. Ne kaybetti? Hiçbir şey. Hiçbir şey kaybetmedi. Hiçbir şey kaybetmedi. Kerem Aktürkoğlu aynı şekilde futbolun devam ediyor. Ekranda gördüğünüz olay gerçekleşirse bir Allah'ın kulu Ali Koç'u savunamaz. Savunuyorum diyemez. Ortada gezemez. Yani bunun da inşallah farkındasınızdır. Hemen kendi adıma duyumlarımı belir belirteyim arkadaşlar. Ben Ferdi Kadıoğlu'nun ile devam edeceği duyumlarına sahibim. Ee, onu da söyleyeyim. Serdar Aziz dünkü idmanda takımla birlikte çalışmıştı. Ee, çok ilginç bir takımız ya. Futbolcular kadro dışı kalıyorlar. Sonra bakıyorlar ki sakatlık var. Tekrar geri geliyorlar. Ben Serdar Aziz'in de uzatacağı düşüncesi içerisindeyim. Haberiniz olsun. Yani Serdar Aziz de Ferdi ile Berke ile uzatılacağı düşüncesindeyim. Üçüyle de. Ee, onu söyleyeyim arkadaşlar. Bu Penza Şorlot için de şunu söyleyeyim. Az biraz kafa varsa gider alırlar. Hocam Şorlot'tan bir şey olmaz. Trabzon'da iyiydi ama hakemler kolladı. Şu bu. Zaten size göre her iyi futbolcu hakemlerle. Bu Penza'yı da hakemler kolladıydı. Değil mi? Ya çıkın şu mantıktan ya. Çıkın şu mantıktan. Elif Elmas gitti. Galatasaraylılar oradan ağıt zılgıt yok Fenerbahçe hülle yaptı falan filan. Çocuk 70 milyon euro istiyorlar. Real Madrid istiyor çocuğu. Cevher var. Arda Güler'de de aynı cevher var. Ömer Faruk aklına yansın. Şu Fenerbahçe'de oynardı. Aklına yansın. Daha nice, nice Ömer Faruklar var. Nice Arda'lar var. Fenerbahçe'nin e, maç fikstürü aslında var ya şurayı ekran görüntüsü olarak sizlere sunsam nasıl olur? Yani şöyle bir ekran görüntüsü yapsam. Maçları sunsam size. Çünkü ben buraya not olarak aldım. Maçlar. Şimdi ben burada bir maç tahmini yapacağım arkadaşlar. Ee, siz değerli kardeşlerim de şahit olun. Ben burada skor tahmini ne kadar yapacağım. Hocam sakatlık durumu olur, form durumu olur, değişir. Fenerbahçe'nin önümüzdeki maçları. Şimdi ilk maç 17 Şubat. 20-45'te Slavia Prak'la evimizdeydi. Bu maçta mağlubiyetle ayrıldık. O maçın şöyle üstünü çizelim. Şuradan bir cızıktıralım. O maç gitti. Size cızıktırılmış halini vereceğim merak etmeyin. 20 Şubat evimizde 19'da Hatay Spor'la oynayacağız. Bu maçtan mutlaka 3 puan alacağız. Kesinlikle 3 puan alacağız. Lamıcı mı kaçarı yok. 3 alacağız. Hocam Hatay çok iyi durumda. 3 alacağız. 24 Şubat Perşembe günü Slavya Pırak deplasmanı. Maç sonucunu söylüyorum. Slavya Pırak 4, Fenerbahçe 1. Hocam Hatay Spor kaç kaç yeneriz? E, ee, skorla yenmeyeceğiz arkadaşlar. 3, 3 pu puan alacağız. Sadece skor vermeyeceğim. O da ilginçmiş hocam. Tabii ki de ilginç. 28 Şubat Pazartesi Kasımpaşa deplasmanı. Kasımpaşa 0, Fenerbahçe 2. Size söylüyorum bak. Arka arkaya iki galibiyet şey, bir galibiyet alacağız ligde. E, ee, Avrupa'da mağlubiyet. Kasımpaşa'yla galibiyet alacağız. 6 Mart Pazar. Trabzon'da evimizdeyiz. Eğer hakemler adil davranırsa 3-1 kazanacağız. Eğer hakemler adil davranmasa da 3-1 kaybedeceğiz. Zaten benim bu maça ilişkin fikrim zikrim şu. Fenerbahçe taraftarını muhtemelen burada çıldırtacak hakem. Artık hani iyice ortalık kaos olsun diye. Ha ben federasyonun yerinde olsam bu maçta Trabzonspor'u hakemle doğurarım. Niye bak yanlış anlamayın niye olduğunu söyleyeyim. Al Fenerbahçe derim. İlk maçta sizi doğuramıştık. Al bu maçta da Trabzon'u doğuruyor. Bakalım Trabzon'u doğurandıktan sonra sizin gibi düşüşe geçecek mi deriz. Alın size adalet derim. Gerçi dünyada mutlak adalet sağlanamaz. Ama ben Fenerbahçe'nin bu maçta hani hakem adil yönetirse kazanacağını, adil yönetmesi kaybedeceğini düşünüyorum. Geldik Alanya deplasmanına. Fenerbahçe 3-0 yenilecek Alanya deplasmanında. Bakın deplasmanda 3-0 yenilecek Fenerbahçe. Ee, çünkü Alanya Spor'a Fenerbahçe'nin şansı da tutmaz, bahtı da tutmaz. 20 Mart Pazar günü Konya Spor'la evimizdeyiz. Her türlü de iddiasına girerim. Fenerbahçe 1-0 ya da 2-0 yenilecek. Hatta daha da büyük iddiasına gireceğim. Bu maçta kırmızı kart çıkacak. Kesinlikle çıkacak. Sonrasında da 2 haftalık milli ara var. Yani Fenerbahçe'nin e, eğer hakemler adil yönetirse Hatay maçını yeneceğini düşünüyorum. Yani bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Hocam bak böyle diyorsun şikemi var şahibim. Hatay maçını hatta Fenerbahçe 3 gol atıp kazanacak. Hadi 3. 3-2 diyeyim ya. 3-2 Fenerbahçe kazanacak diyeyim hadi. Hatay da gol atar illaki. Yani Fenerbahçe Hatay'ı kazanacak. 3-2. Slavya Praha deplasmanında 4-1 yenilecek. Kasımpaşa 2-0 yenecek. Trabzon'u inşallah 3-1 yenecek. Yani i̇nşallah hakemler adil yönetir ya da Fenerbahçe'den taraf yönetir. Nasıl ilk maçta Trabzon'dan taraf yönettiyse. Eee Alanya deplasmanda 3-0 kaybederiz. Konyaspor'da evimizde 2-0 kaybederiz. Sonrasında da 2 haftalık bir milli ara gerçekleşir arkadaşlar. <laughs> Hocam hayal söylüyorsun, ütopik konu. Aa ekrana yansıyormuş. Aa ekrana yansıyormuş. Vay be. Ben ekrana yansımıyor diye düşünüyordum. Çok güzel. Kaydedince ekrana yansımış. Tamam. Bir daha böyle yapalım ya. Ben çizim bizim yapayım. Arada sırada böyle teknik analiz yapayım. Benim Rıdvan Dilmen'de ne eksim var? Saç eksim var gerçi ya. Rıdvan Dilmen'in maşallah at yelesi gibi saçları var. Ama yani çok zor değil. Bir sponsor bulursam bir de bir ektirmeyle ben onu da halledebilirim. Golbar.com'a da buradan sesleneyim. <laughs> Yani böyle bir durum var arkadaşlar. Ben Fenerbahçe'nin böyle bir maç fikstüründe böyle olacağını düşünüyorum hocam ama iyi diyor hoş diyor da Fenerbahçe e, imkanı yok ya. Bakın arkadaşlar tam Fenerbahçe kalibresinde maçlar. Hatay gibi zor bir takımı yen, Slavia Prag gibi bence tırt. Bakın çok net söylüyorum. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor falan Bak e, hepsi iyi takımlar ama onlar da gider yenilirler. Bak bizim Türkiye, Türkiye'de oynanan futbol tırt. Biz kendimizi kandırıyoruz. Futbol oynamıyoruz. Bu takım tırt ya. Bu salavi yaparak tırt. Bunlara 5 atmamız lazım. Her takımın 5 atması lazım bunlara ama biz yeniliriz. Kazımpaşa'yı yeneriz. Ümitleniriz. Hatta Trabzon'da yeneriz. O sene bu sene deriz. Trabzon'dan sanki 3 puan değil de 70 puan almış gibi olur. Galip gelince. Sonrasında Alanya depresmanı ve Konya depresmanı yenir gider. İsmail Kartal istifa, yönetim istifaya doğru gider bu olay. Hani benim öngördüğüm, gözlemlediğim bunlar. Ötesinde bilmiyorum arkadaşlar. Ha milli ara orada ilaç gibi gelir. İki mağlubiyetin üstüne İsmail Kartal da kendimize geleceğiz, toparlanacağız falan filan der. Dandik bir ligdeyiz. Dandik bir futbol iklimindeyiz. İnanın hiç zevk almıyorum. Ne oynanan futboldan ne şeyden. Ligi bugün bitirseler Fenerbahçe şu anda kaçıncı sırada? Kabul. Vallahi kabul. Billahi kabul. Tillahi kabul. Şu an bitirsinler ligi. Ben kabul ediyorum. Bakalım puan durumuna dur. Bakalım puan durumuna. Fenerbahçe 6. sıradaymışız. Yeter. Adam olana fazla bile. Adam olana fazla bile. Zaten ilk 4 gidiyor Avrupa'ya. Ee, Trabzonspor Türkiye kupasını kazanırsa 5. de gidecek kazanamazsa misal veriyorum. İnşallah kazanamaz. İnşallah Konya Spor elendi gerçi de. İnşallah Kayseri Spor falan alır. Şimdi bakıyorum 6. sırada yeter. Beşiktaş 8. Galatasaray kaçıncı? 10 15. Yeter. Güzel matrak da çıkar bize. Güleriz, eğleniriz. Komik olur. Yani komik olur. İyi böyle oldu, şöyle oldu diye komik olur. Güzel. Ben kabul ediyorum yani. Antalya bu arada Galatasaray'ı altına almış. Şu anda 2-0 önde. Malatya depresmanı Malatya zaten düştü. Onu artık Malatya'yı artık hiç kimse kurtaramaz. Altay da bence düştü. Bence Rize Spor da düştü. Ama tabii ben düştü ama e, buna kalırsa şu anda ligin üçüncüsü Başakşehir de düştüydü. Yani şu anda Başakşehir de düştüydü. Ha, Başakşehir ile Trabzon arasında 17 puan var. Konya zaten yenildi Trabzon'a. Sonra rülantisi bozuldu. Ha hakemlerin Trabzon'a şöyle 5-6 mağlubiyet aldırıp da bakın lig adaletli dedirmelerini bekliyorum. Yoksa şimdi herkese göre işte hakemle kazanıyorlar falan. Yok. Futbolun doğrusunu yapıyorlar. Doğru savunma, doğru strateji. Ha, hakemler illaki yardım ediyor. Yani yardım etmiyor diye de yalan söyler. Ama bu ligde mesela son sıradaki Malatya'nın da hakemle maç kazanmışlığı vardır. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe'nin de vardır. Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da vardır. Bu saçma şeyden çıkmak lazım. Dün bir yorumda bir arkadaş şikeden bahsediyor. Yine diyorum bu ligde kim şike yaptıysa özellikle son 10 yılda hatta 2010-2011'de dahil ediyorum. Oradan itibaren kim şike yaptıysa, kim arkasına farklı güçleri aldıysa, kim rakibini şike palavrasıyla zayıflatıp bundan ne nemalandıysa Allah bin bir türlü belasını versin. Kim şike yapmadığı halde rakibine şike yaptı diye yıllardır iftira atıyorsa ya da aylardır iftira atıyorsa Allah onu da bin bir türlü belasını versin. Kim hakemle ezeli rakibini ya da diğer rakiplerini delik deşik edip de utanmadan yüzsüz yüzsüz hakkımızdan aldık diyorsa Allah onun da belasını versin. Bak arkadaşlar şu takıma bu takıma demiyorum. Fenerbahçe'de dahil. Hepsini dahil ediyorum. Hepsini dahil ediyorum. Kim hakemle şampiyon oluyorsa Allah bin bir türlü belasını versin. Gün yüzü göstermesin inşallah. İnşallah gün yüzü göstermesin. Hepinizin duası bu. Ben hepinizin adına söylüyorum. Bir Trabzon göre Fener Şiki yaptıysa Allah Fener'in belasını versin. Ay yaptıysa diye değil, yapan kimse onun belasını versin. Ya bir Galatasaray'la göre bir Beşiktaş şike yapsa Allah onun belasını versin. Geçen sene bloklar, bloktan konuşuldu. Bu sene e, adını anmak istemediğim hakemler konuşuldu. Başka şeyler konuşuldu. Belki son haftalara doğru yine kaleciler el çekti diyecekler. Savunmacılar hazır ola geçti diyecekler. Konuşulur. Yani bunu mutlak olarak biz çözemeyiz. Biz sadece Aa, bak şu pozisyon böyle deriz. Anlatabiliyor muyum? Kim şike yaptıysa 2010-2011 sezonu dahil o sezondan bu sezona kadar. Kim şikeyle şampiyon olduysa, şikeyle kupa aldıysa Allah bin bir türlü belasını versin. Bir daha kendini toparlayamasın inşallah. Kabul mü? Amin diyor musunuz? Amin diyorsanız kendi takımınızdan %100 eminsinizdir. Amin diyemiyorsanız sizin takımınızda bir şeylik vardır. Bir çokluk vardır. O zaman gidin pisliği kendinizde arayın. Tamam. Arkadaşlar bir, bir iyi. çok görmeyin videoya. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.